Uygur bir öğrenci bir VPN davası nedeniyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahmut Mentimin isimli öğrenci yasa dışı bilgi görmekle suçlandı. Radyo Free Asya'da yer alan habere göre Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü olan Mentimin 5 yıldan fazla bir süre önce yakalandı ve şu anda Kaşgar vilayetinin Maralbesi ilçesinde bulunan Turumsuk hapishanesinde zaman geçiriyor. Suçu yalnızca Abdülveli olarak tanımlanan Sincan Üniversitesi'ne bağlı bir polis memuruna göre bir VPN kullanarak yasaklanmış bilgilere erişmek için devlet kontrolündeki internet sansürünü atlamaktı. Federal Register'da yer alan bir gönderiye göre Cuma günü ABD, Çin merkezli yazıcı üreticisi Ninestar Corp ve bir kimya şirketinin Çin'deki insan hakları ihlalleri iddiasıyla ithalatını yasakladı. Görev gücü başkanı yaptığı açıklamada zorla iş gücü uygulama görev gücü Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini sürdürmekten şirketleri sorumlu tutmaya devam edecek dedi. Çin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Çin'in gelişmekte olan ülke statüsüne son verilmesine ilişkin yasa teklifini oylamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin kalkınmadaki başarısını takdir ettiği için değil, kalkınmasını engellemek için Çin'i gelişmiş ülke olarak tanımlamak istediğini savundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, dün Çin'in bazı uluslararası örgütlerdeki gelişmekte olan ülke statüsünün sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısına onay vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın diplomatik temaslarla bulunmak üzere 18 Haziran'da Çin'in başkenti Pekin'de olacağı bildirildi. Blinken'ın daha önce Çin'e yapmayı düşündüğü ziyaret, ABD'de gündem olan Çin casus balonları krizi nedeniyle Şubat ayı başında ertelenmişti. İsveç Başbakanı NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi. Finlandiya Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı. ABD Kongresi'ne 3 demokrat üye tarafından dünya çapında İslam karşıtlığı olaylarındaki artışa karşı uluslararası İslam karşıtlığıyla mücadele yasa tasarısı sunuldu. Temsilciler Meclisi Minnesota Milletvekili İlhan Omar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tasarıya New Jersey Senatörü ve Illinois Milletvekilinin ortak imza koyduğu belirtildi. Tasarının Kongre üyesi 21 milletvekili tarafından da desteklendiği kaydedildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.